Süleyman Demirtaş, 1979 yılında Diyarbakır'da doğdu. 7 kardeşli bir evin 5 numaralı çocuğudur. Diyarbakır'da okula başladı. Fatih Lisesi'nden mezun oldu. Ardından üniversite eğitimi için İzmir'e taşındı. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesine kaydoldu. Mezun olana kadar geçen zaman sırasında tutuklu ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın İzmir Kırıklar Cezaevinde olması sebebiyle okul cezaevi arası bir öğrencilik süreci yaşadı. Diğer ağabeyi Selahattin Demirtaş ise yine Ege'de gözaltı süreçleriyle dolu öğrencilik yıllarını tamamladı ve Diyarbakır'a dönerek İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı oldu. Süleyman da Diyarbakır'a döndü. Mühendis ve iş insanı olarak iş hayatında çalışmaya başladı. Sırasıyla Büyük Ağabeyi Nurettin, Demokratik Toplum Partisi eş başkanı oldu. Ardından Küçük Ağabeyi Selahattin, HDP eş başkanlığı görevini üstlendi. Bu süreçlerin içinde yer aldı. 2016 yılında ülkede yaşanan politik ve ekonomik olumsuzluklar sonrası önce İngiltere'ye, sonra Almanya'ya yerleşti. Liza ve Cihan Deniz adlarında iki çocuk babasıdır. Süleyman, Bağdat Kafe'nin şöyle bir numarası olacak en azından. Eskiden yapıyordum İstanbul'dayken, İmece TV'deyken. Ya bir nefes aldırsın. Bak, programda şöyle bir rahatlık var. Büyük laflar söylemek zorunda değilsin. Hiçbir konuğumuz olmayacak. Kamuoyuna mesaj vermek zorunda olmayacağız. Konuşacağız rahat rahat. Konuğumuzun hayatını, hikayesini anlatacağız. Şimdi jenerikte seni dinledik. Sen şimdi Diyarbakırlı 7 ailenin, Demirtaş ailesinin çocuklarından birisin. Kaç bu çocukluğu sen kaç senesinde yaptın? Çocukluğu mu? Acemi dönemi mi? Acemilik dönemi mi? Yıllar kaç yani bu bahsettiğimiz işte Diyarbakır'da? Elazığ Palu'dan geldisin aile, onu biliyorum ama. Anne baba bekarken iki aile birbirinden bağımsız tanışmıyorken. Ha, eskiden geldiniz. Tabii eskiden gelinmiş oraya. Orada tanışıp evlenmişler ve bütün kardeşler, 7 kardeş de Diyarbakır'da doğdu. Hepiniz Diyarbakır'da doğdunuz. Evet, hepimiz. Yıllar yani bu, şimdi hepiniz evdeyken daha kimse evlenmemiş, anne baba, çocuklar evde, sene kaç diyoruz aşağı? 90'lı yıllar. Evet, yani Nurettin abinin 91-92'de üniversite ve tutukluk dönemiyle dağılan ve bir daha artık bir ara yıllar sonra sadece 3 yıllığına gelebildiği bir dönem ama 90'lara tekabül ediyor. Nasıl, anlat hadi biraz, yani 90'lar Ahmet, Diyarbakır, Kürt şehirleri sıkıntılı, biliyoruz hepimiz. Hani yaşımız yetiyor ama içeride nasıldı, sizin ailede durum neydi, sokak neydi, okul neydi? Evet, 90'larda hatırlamaya yaşımız yetiyor ama şunu söyleyeyim, bizim onu yaşamaya aslında yaşımız yetmiyordu. Yani 79 doğumlu biri 90 yılında 11-12 yaşlarında olan insanlar. İşte Nurettin 17 yaşında üniversiteyi, liseyi bitirmiş, üniversite hazırlık vesaire yapıyor. Ama bir dönemden, o dönemden bahsederken savaşın da tırmandığı, dışarıda işte şiddetin, savaşın, baskının çok arttığı, gözaltı da kayıpların, infazların, sokak ortası infazların çok arttığı bir dönemde Diyarbakır'da 7 kardeşli bir aile. Sizin okul, aynı okulda mıydınız abiler, ablalar? Yok, aynı okulda değildik. Ziya Gökalp Lisesi var, orası biraz popülerdi o dönem. İşte ben de ortaokulu bitirip ben de hani o liseye kaydolacağım heyecanıyla gittim. Müdür şunu söyledi. Dedi, ben Demirtaş buraya almam. Niye ki o ve, zaman? Yani o ailenin gençleri, diğer akrabalar vesaireler de o lisede tanınmışlardı. Çünkü Hizbullah olayları çok tırmanmıştı. Ve kuzenler vesaireler de nasibini almışlardı Hizbullah saldırılarından. O nedenle müdür beni almamayı tercih etti. Hatta Milli Eğitim, İl Milli Eğitim Müdürü'nün vesairesinin telefonuna rağmen adam beni almadı. Sağ olsun diyeceğim ama bir hafta sonra da trafik kazasında vefat etmişti ne yazık ki. Böylece Fatih Lisesi'ne kaydoldum. Hayatımda ilk defa gördüğüm bir binaydı. Fatih Lisesi'ne kaydoldum. Öyle oradan mezun oldum. Orada da Diyarbakır'ı bilenler, 90'lı yılları bilenler, çok çetrefelli bir lise ve bir bölgeydi yani, bir zamandı. Peki doğru söyle, hangi abini daha çok seviyordun o zaman? Hani şimdi sormayayım, ayıptır ama hangi abinin arandaydı yani?
Yani Nurettin biraz daha işte ailenin en büyüğü, en büyük abimiz. Daha kucaklayıcı, daha ne bileyim çok disiplinli de değildi. Mesela Selahattin biraz daha disiplinliydi. Onunla biraz daha Nurettin'le biraz daha şımarabiliyordum. O yılları hatırlıyorum. Kısaydı ya. Daha sonra tutukluk vesaire başlayınca hayatımız da o şımarıklığa yer kalmadı. Cezaevinde görüş kabininde ve abimizi de şeyde parmaklıklar arkasında bulmaya başladık. Yani 92'den beri galiba tutuklu ailesisiniz neredeyse. Tabii yani büyük abim Nurettin'in yattığı 12,5 yıl tek şeyde yattığı, daha sonra tahliye edildi. Ve DTP iş başkanlığı yaparken çeşitli badireler vesaireler nedeniyle tekrar tutuklandı. Peki abim başkanlığı mesela bıraktığı siyasi süreç. Mesela abim büyük, Nurettin abim büyük olduğu için siyaset yapıyor filan. Evet. Siz evdesiniz, baba, anne, sen o sırada okuldasın. Nasıl ilişkiler yani? Aile, ya bu da haylaz çıktı, bak gitti başını belaya soktu falan durumunda mı? Nasıl yaşanıyor? Yani şöyle, Nurettin, Selahattin birbirinin arasında bir yaş var. Selahattin'le benim aramda 6 yaş var. Onlar daha yakın ve lise çağları beraber bitti, üniversite birlikte başladılar. Bende de işte ailede babanın yanında duran erkek çocuk, iş güç vesaire ile uğraşmaya başladık babayla beraber. Çünkü iki abi üniversite okuyor. İşte bir sene sonra büyük ablam da Ankara'da üniversiteye okumaya başladı. Yani patır patır üniversite kazanıyoruz. Biraz problem oldu ekonomik olarak. Bu kadar da hesaplamamıştık. Sonra ben okumamaya karar verdim. Yani üniversite okumamın gerekli olmadığına, işte ben su tesisatçılığı da yapıyorum falan. Ekmeğim, yani param kazanıyor. Yani sen ekmek parası kazanıyorsun. Yani evet. Ki öbürleri zaten para getirmiyor, siyasetle uğraşıyor. Hayır, öğrenciler, biz babayla şey hesaplıyoruz işte, Nurettin bu yıl bitirse o da maaş alır. Selahattin bitirdi mi o da işe başladı mı biz biraz rahatlarız diye hesap edip çalışırken. O hesap tutmadı. Hiç tutmadı. Hiç yani tutmadı. Babayla yaptığımız hesaplar tutmadı. Peki işte Hizbullah'ın cinayet işlediği dönem, korkunç dönem, evet. Sıkıntılı dönem falan. Sonra yavaş yavaş üniversiteler, sen yavaş yavaş Diyarbakır'dan, hı hı, Ahmet'ten kalkacaksın üniversiteye. Yani gitmeyecektin, ne oldu? Su tesisatçılığı para kazan. Niye gittin üniversiteye? Yani özellikle annem, Nurettin abim cezaevindeyken daha çok annem bizim okullarla vesaireyle ilgilendi açıkçası. İstiyordu, benim de üniversite okumamı istiyordu ama ben gerçekten ilkokul birden itibaren okula çok sıcak bakmadım yani o kadar. Fakat Selahattin bir gün şunu söyledi. Ya dedi, üstüne gitmeyin ya. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Onun mesleği var, çalışıyor. Sadece askere gidecek dedi. Ne? Askere mi gideceğim? Yani üniversite okumasan hani hemen askere gitmen lazım yaş 18-20'ye. Senin buna haberin yok muydu ya? Yani? Onu hesaplamadım aslında. Bildiğim bilgi ama hani önden gelmiyor aklıma böyle. Ya askere mi gideceğim dedim ve dershaneye kaydoldum. Selahattin abi mahsus yapmış bence. Olabilir, evet. Desteklisi, ters manyel yapmış. Yani sakin söyledi, olur diye zaten okumayabilirsin, askere gidip yapar gelir deyince ben başladım trigonometri çalışmaya. Ya askerlik, evet, ağır bir travmaydı. Yapmak istemiyorduk açıkçası. Onu hatırlıyorum, o dönemi. Mahallede züccaciyeci bir abi var, üçüncü üniversitesi. Yani kamu yönetimi, bilmem iktisat. Askere gitmesin diye herkes öğrenci. Herkes üniversite öğrencisi ve biz de başladık ders çalışmaya. Tabii o zaman başka bir dünya açıldı. İşte hangi üniversite, hangi bölüm, çok ölçüp biçmeden harala gürele matematik çalışıyorum. Yani bir de lisede de sıkıntılı bir dönem, öğrenemedik bu bilgileri. Hasbelkadar işte bitirdik liseyi ve o 1-2 yıl içinde, o dershane yıllarında toparlamaya çalışıp bir üniversite okuyalım ki askere gitmeyelim. İyi de şimdi ben seni burada da arkadaşız, ehliyeti de mesela alacağım dedin, 100 puanla aldım falan. Bu nasıl? Şimdi ben liseyi, evet, siyaset var, doğru dürüst eğitim devam etmiyor ama askere gittim, ha, o zaman üniversiteye gideyim deyip hemen sınava girip nasıl başarılı oluyorsun ya? Sana soruları mı veriyorlar yoksa Süleyman? Yani soruları veriyorlar tabii, cevapları istiyorlar. Cevapları vermiyorlar. Ya çalışınca böyle dereceli geçiyorsun sen durumları yani. Evet, ben de beklemiyordum. Gerçekten sınavda Türkiye derecesi yapıp ilk tercihim olan, onu da öyle puan sıralamasına göre sıralamıştım. Yani abilerimin tutuklandığı İzmir'i kazandım. Annem, hayda, bir daha mı bir çocuğum İzmir'e gidecek falan.
Mecburen yani gideceğim. Yoksa hangi askeri bölüm kazandın? Tekstil mühendisliğine. Şimdi sen Ege Üniversitesi. Tekstil mühendisliğine İzmir'e, Ege Üniversitesi'ne öğrenci olarak gittiğinde Nurettin abin o sırada işte o bahsettiğin 12,5 yıllık tutukluluğun Aslında Nurettin abim ilk yine Buca cezaevinde kalıyordu ama o yıllar içinde 92 işte 2001-2000 yılları arasında Bursa cezaevi, Maraş, Adana vesaire böyle gezmiş tekrar. Gezmiş dediğimde 10 metrekarelik hücrelerde kalmış adam da yani cezaevleri değiştirmiş. Ve en son yine F tipi yapılmış. Buca cezaevi değil de artık Kırıklar F tipi cezaevinde de tutukluydu. Ve ben tekrar oraya üniversite öğrencisi olarak geldim. Bak dur orayı çok merak ediyorum. Çünkü abinin tutuklu olduğu şehir babanla bekliyorsunuz çıksın ekmek parası kazanalım. Evet, sen onun peşine gidiyorsun ama oraya gelmeden işte ne bileyim Diyarbakır'da okulda filan biraz siyaset aktif Hizbullah'la sıcak durumlar falan. Şeyler nasıl? Eylemler var mı? Ne bileyim sokağa çıkıyor musunuz? İşte üniversiteye gitmeden önce politik olarak Diyarbakır'da o şiddet içerisinde tabii sokaklarda var mısın? Nasıl durumlar? Evet yani o dönemin lise öğrencileri gerçekten büyük darbe yemiş öğrencilerdir. Benim okul ve sınıf arkadaşlarımdan yaşamayan hayatta olmayanlar var. Akıbeti belli olmayan arkadaşlarım var. İsimleri yüzleri aklımda yani o arkadaşların. Dershane yılıma tekabül ediyor. 1998 olsa gerek. Akın bir dal örneğin kurşunlanmıştı. Evet. Bir şey yapılmıştı. Kaç şarjör sıkıldı Akın abiye de. İHA'da genel merkezinde Ankara'da. Şimdi biz o dönemin Ahmet Diyarbakır lise, dershane gençleri, üniversite öğrencileri vesaire onlarız. Biz buna tepki göstermek istiyoruz yani protesto etmek istiyoruz bunu. Onu mesela hatırlıyorum ve ofis semtinde gösteri yapacağız bunu protesto edeceğiz. Sen orada ne yaparsan yap zaten korsandır adı çünkü sana izin verilmez o yüzden istemezsin de artık yani o aşılmıştır. Polis seni bir eylemde tutup sen niye valiliğe başvurup işte eylem yapacağım protesto gösterisi yapacağım diye sormaz zaten vermeyeceği için demez de niye valiliğe başvurmadım bilmem ne. O konuda anlaşmışız yani şeyle polisle neredeyse. Bütün gösteriler korsandır ve hepsinde sizi döveriz diye bir şey var yani dağıtırız. Evet. Akın abi kurşunlanmış ve haberlerde işte duyuyoruz TV'den, radyodan akıllı şeyler telefonlar ve internet de yok. Acaba yaşıyor mu? Hastanede mi? O dönem öyle bir atmosferde Diyarbakır ofis semtinde protesto yapacak gençler. Ben de onların arasındayım ama çok insan var beklediğimizden çok kalabalık yani. Ve hani aşina olduğumuz yüzlerin dışında da çok insan var. Şimdi biz ikilemdeyiz ya acaba bu kadar sahiplenme mi oldu yoksa bunlar sivil polis mi? Yani karar veremedik. Bir an eylem başlayacak işte herkes yürüyor kalabalık kaldırımlar. O protesto gösterisi başladığı anda o yüzünü yeni gördüğümüz arkadaşlar herkes birini tuttu. Çünkü sivil polis. Ha, polismiş onlar. Polismiş yani. Onlar. Eylemci o kadar yok yani. Yani 30'a 130 gibi böyle bir oran neredeyse. Hani 30 değil belki biz 130'luk ama onlar 257. Ha. Çok sivil polis varmış meğer o eylemde. Ama o eylemin ilginç bir yanı da vardı. Şey aklımda diyordum ki devlet yatırım yaptı yani o noktada. Çünkü bir sıra başka bir polis vardı orada. İlk defa Diyarbakır'da görüyorduk o eylemde. Robocop'lar gelmişti yani Diyarbakır'da. Şu Robocop'ların çıktığı zaman. Kentimiz büyüyor. Yani o hava geldi bize. Çünkü Robocop Diyarbakır'da yani. Tabii. Ha, bize haber verseler biz karşılama neredeyse gidecek kadar. McDonald's açılmış gibi yani. McDonald's var, Robocop var. Tabii devlet olsun. Bize her şeyi sağlıyor yani. Ama bir de Ahmet Pratik'i şey de düşünüyorsun. Ya bu koşabiliyor mu? Şimdi bu kadar şeyle bu mika plastik şeylerle takılı duruyor. Gayet ciddi. Biz çok sevinçliyiz hani. Hoş geldin abi gibi. Diyarbakır acaba yeni mi geldi yoksa eski polise mi onu giydirdiler? Böyle bakıyoruz başka yani. Başka türlü çalışıyor kafanız. Evet. Merak ediyorsunuz yani. Merak ediyoruz. Bunlar koşabiliyor mu? Dövebiliyor mu? Yani durumları ne? Robot birazdan göreceksiniz. Filmlerde iyi bir şey yani. Ama bizi kurtarır mı? Yoksa tersine mi çalışacak? Belli değil. Robocop'lar çok ciddi duruyorlar. Birazdan onu da anlayacağız. Hani başlamadan önce insanın şey diyesi geliyor. Ya abi bu sert bir şey yani bir dokunsam bu Mika'ya falan. O çocuklukla biz Akın abi protesto
etme... Dövebiliyorlar mıymış? Evet. Çalışmışlar o konuya da. Yani o kadar plastikle özelliklerini kaybetmemişler. Halen vardı duruyorlar. Yani o yetenekleri. Peki işte Diyarbakır, o kötü işte süreç falan. Geldin İzmir'e, Nurettin abi cezaevinde. Selahattin abi ne yapıyor? Ablanlar ne yapıyor o sırada? Ailenin durumunda? Evet, Nurettin'in... Cezaevinde. Cezaevinde ama o dönem işte DGM'ler vardı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri. Mahkeme süreçleri var, biz zorlanıyoruz işte avukatlar vesaire, o hukuk skandalları, hukuksuzluk nedeniyle o dönem bütün Kürt gençleri bıraktı işi gücü, hukuk okumaya başladılar. Yani çok insan yöneldi çünkü ihtiyaç oydu. Selahattin ve bir küçüğü, yani benim bir büyüğüm pardon, Aygül ablam, ikisi de Ankara hukuku okumaya başladılar. Bize yani, hukuk lazım oldu yani. Hukukçu lazım. Evet, yani İzmir'de denizcilik işletmeciliği okuyordu. Oradan bence fark ettiler yani. Ya bak çocuğu hayırdır ya denizcilik işletmeciliği. Onun bıraktı orayı, hukuk okumaya başladı. Sistem onu yönlendirdi yani. Sen Kürtsün, hukuk okuman lazım. Tabii, denizcilik işletmeciliği ne nedir yani? Denizcilik işletmesinde. Onlar hukuk okuyorlardı ve o dönem işte ben de tekrar üniversite döneyim. Orada Nurettin abi cezaevinde. Onlar Ankara hukuk okuyor. Ben aileyi temsilen işte gidip cezaevinde Nurettin abiyi görüyorum. Nasıldı diye telefonla aileye bilgi veriyorum. Çünkü İzmir, Diyarbakır yani o zaman uçak seferleri de çok sık değildi ve fiyatlar da çok uygun değildi. Otobüslerle gidip gelinirdi. Yani şeye 24 saat sürüyordu eski otobüsler, eski yollar. Şimdi duble yollar var, aya kadar gidiyorlar yani daha rahat. İzmir'e gidip gelmek belaydı. Hem ekonomik olarak hem de çok zaman alırdı. Hatta giderdik annemle ya da işte babam veya bir çocuk beraber gittiğinde Buca cezaevinde protesto vardır. Tutuklular görüşe çıkmıyordur. Ya da bir eylem vardır ya da içeride başka açlık grevleri vesaire çok içeriler. Cezaevleri de çok hareketliydi. Ve daha sonra zaten işte operasyonlar yapıldı. F tipine vesaire dönüldüğü dönem. Nurettin abi tek şeyde İzmir'de F tipinde kalırken görüşçüsü bendim. Yani İzmir'de okuyan küçük kardeşi, üniversite okuyan küçük kardeşi. Onların okuduğu bölgeler yani üniversite okuduğu zamanlar. Gidip ziyaret ediyordum onu. Aileye bilgi veriyordum. O dönemde zaten bir görüşte şey oldu. Yani biz tahliye olacağını da bilmiyorduk. Haberimiz yoktu. Bir kanun değişikliği olmuştu. Birkaç sene erken tahliye edildiler. Birçok siyasi tutuklu. Gittiğim görüşte krem rengi bir kaza vardı o gün üzerinde. Ve şurada kırmızı bir şey gördüm ben böyle. Boya gibi, kan gibi yani. Ve çok panikledim hani. Çünkü daha önce işkence vesaire gördüğünde gizlediğini biliyoruz yani aileden. Üzülmeyelim diye. Çıldırdım yani resmen. Bu ne falan işte, telefonla konuşabiliyoruz ancak. Camdan ses gitmiyor, mekanik ses. Bu, ben boya yapıyordum, tuval, resim yapıyordum dedi. Boya bulaştı. Hatta inanmadım, böyle açtı tenini menini gösterdi yani, yara yok. Ben de boya olduğunu görünce şey dedim. Ya belki de evde yıkarsın dedim. 12 yıldır öyle bir cümle kurmamışız. Politik bir atmosfer var. Evde zaten karşılık verdi. Bizim öyle hayallerimiz yok dedi. Ben de eyvallah dedim. Hani, tamam. Boş ve umut verme. O akşam Nurettin tahliye oldu. Ha. O da bilmiyordu. Ben de bilmiyordum bunu. Gerçekten evde yıkadın. Gerçekten yok. Kaza bırakmıştı yani ama. peki gerçekten şimdi, evde yıkadık gibi oldu. Sen üniversiteyi bitirdin. İşte diplomanı aldın. Evet. İşte abin biri tahliye oldu, öbürü hukuku bitirdi yavaş yavaş. Evet. Sonra evet. Diyarbakır'a dönebildiniz ve aile bir araya geldi mi yavaş yavaş? Yani, hangi yıllardan bahsediyoruz artık? Evet, o yıllar yani 2006 döneminden sonra bir araya gelebildik. Nurettin abim 2004'te tahliye olmuştu. Ben okulu bitirip dönmüştüm. Selahattin İHAde Şube Başkanlığı yaptığı dönem. Aygül ablam da avukatlığa vesaireye başladı daha sonra. Ve bir ara ya gelebildik yani, bir fotoğrafımız oldu, yedi kardeş anne baba. Öyle bir fotoğrafımız oldu. Çok kısa daha sonra Nurettin DTP eş başkanlığı yapmaya başladı. Ondan sonra bizim makara, bizim film dağılma hikayemiz öyle diyeyim tekrar başladı. Peki Diyarbakır'a döndün. Sen yine ailenin geçim derdine evet. uğraştın, ticaretle uğraştın, mesleğini yaptın.
Selahattin İHAD'e başkanı oldu ama o artık bir durumdur Diyarbakır'da İHAD'e işte il başkanı olmak. Yavaş yavaş da o sertliklerde. Sen bu arada o çalışmaların içine girdin mi? Ya aslında hani bir soluk alacağın bir zaman bulamıyorsun yani. Hep bir basınç var, hep bir baskı var ve ben meslek yapayım ya da sanat yapayım, bilmem standart, steril bir hayat yaşayayım ihtimalin istesen de olmuyor. Yani çekip gitsen de oralardan, uzaklaşsan da hikayenle beraber gittiğin için olmuyor. Mühendissen de, avukatsan da, sanatçıysan da o hikaye senin üzerinde, ona göre iş yapıyorsun, ona göre sanat üretiyorsun, gazeteciysen de öyle. Kaldı ki oradaki ailelerin mutlaka dağınık olan ya kardeş ya ana baba hikayeleri çoktur. Yani ekstrem bir hikaye de değil. Yani çevreden çok fokuslanan bir aile değiliz biz. Bütün mahallede, bütün akrabalarda ya da bütün bölgede olan bir hikaye aslında. Bizim de çok enteresan değil hikayemiz. Belki şu kısmı olabilir. Şimdi Zaza kökenliyiz. Anne, baba, işte ana dili Zazaca. Ama Diyarbakır'da Kurbançça da bilirler, Türkçe de bilirler. Üç dil konuşuyorlar. En okumayanlarımız ya, anne babamız okul okuyamadı. Ama üç dil konuşabiliyorlar. Biz 80 darbesinin etkisi de olabilir. Diyarbakır'da büyüyen nesiller Kürtçe veya Zazaca'yı çocuklarına anne baba öğretmedi. Hmm. Özellikle merkezde baskıdan korktukları için, ebeveyn kaygılarıyla yani, öğretemediler. Ermeni yani. Soykırımı meselesi çocuklara hiç anlatılmadı. Ben 16-17 yaşında kucağımda buldum yaşadığımız trajedinin olduğunu. Niye biliyor musun? Ya bu çocuk çıkar şimdi mahalleye, bu farklılığını belirginleştirir ve bütün hayatı zor geçer diye. Evet, evet. Aslında garip bir koruma refleksi. Asimilasyonun belki de kabullenilişi, yani olursa belki böyle rahat eder. Yani en azından belki başı belaya girmez duygusu var. Tabii ebeveyn kaygılarıyla, çocuğu koruma kaygılarıyla baskın olan işte neyse o eğitime, o sisteme vermiş oluyor yani. Peki ihale dönemi, insan hakları ihlalleri falan sen de orada arada şey yapıyor muydun Selahattin abinle? Yani o zaman tatillerde de gidip geldiğim zaman daha tam bitmemişti okul. O zaman Selahattin ihale şube başkanıydı ve çok yoğunlaştırmıştı çalışmaları. Durmadan telefonla konuşuyor. Evet yani. O Kulpta, Lice'de, kırsal bölgelerde toplu mezarlar vardı. O olayların üstüne gitmişti. Onlarca toplu mezar İHA'de ekibi olarak ortaya çıkarmışlardı. Çok gözler üzerindeydi. Yani İHA'de çalışmaları çok yoğundu, hatırlıyorum. Bir gün Selahattin'le beraber arabada eve doğru giderken telefonu çaldı ve gerilimli bir konuşma yapıyor ama çok anlayamıyorum kimle konuşuyor. Fakat karşıdaki ona iyi şeyler söylemiyor. Onu fark edebiliyorum verdiği cevaplardan. Şimdi ben de küçük kardeş böyle sen bir versene diyorum bana, o kim falan diyorum. O da bir dakika diyor, eliyle işaret falan. Tamam diyor, beni de durduruyor yani. Ben, sen ver bana diyorum bana. Neyse vermedi. Sen abimle nasıl konuşuyorsun gibi falan. Yani bilmiyorum da tam nasıl konuştuğunu ama gerilim var. Kim oluyor diyorum böyle. Neyse telefonu kapattı, ya bir dur dedi ya. Ben kimdir diyorum. Kolordu komutanı dedi. Niye demiyorsun? Verecektim dedi aslında. Kolordu komutanıyla mı restleşiyormuş yani? Ya tabii yani restleşme şöyle. Hani Selahattin İhade'de bu toplu mezarlar vesaireler üzerinde çok çalışma yaptığı için o İhade bütün ekibiyle beraber. Bölge İhade o zaman Rıdvan Kızgın vardı. Bingöl şube başkanımız vefat etti. O ve diğer bütün İHAD'e çalışanları ve gönüllüleri o konularda çok yoğunlaşmıştı ve iyi çalışıyorlardı. Gönüllü çalışıyorlardı. O dönemdi. Selahattin'in İHAD'e şube başkanlığı yaptığı dönem. Yani kolordu komutanı İHAD'e şube başkanını arayıp hani bırak işin peşini anlamında tehditvari böyle sıkıntı yaratıyor. İşte yemeğe davet, buraya yemeğe gel gibi şeyler söylüyor. O da buyurun bizim yerimiz belli. Eyvah, siz isterseniz. Sen haklı mısın ver telefonu demek. Yani, yani ama verseydi de ne olacaktı o da. Allah şimdi bilmiyorum yani. Kimsiniz falan deyip. Abi peki şimdi yavaş yavaş işte tamam hayat buralara geldi falan ama şimdi bu sizin ayrı hikayeniz. Niye bizi daha çok ilgilendiriyor? Çünkü biraz sonra bu adını bahsettiğimiz abilerinden ikisi de parti başkanı oldu Türkiye'de. Evet. Yani Nurettin Demirtaş döneminde işte neydi şeyin DTP'nin eş başkanıydı. Evet. Sonra Selahattin zaten HDP ve sonradan Cumhurbaşkanı olacak Türkiye'de bugün
dünyanın tartıştığı bir lider, cezaevinde tutsak edilen bir lider olarak şu anda bir tek bizim buradaki senin abin diye değil yani hepimizin ilgilendiği bir konuya dönüşecek. Doğru. Sen bu arada bütün o süreci nasıl, ne oldu, bir abin sonra öbür abin değişti mi durumlar, hayatlar? Tabii ki değişti de yani, evet, yani evet. Nasıl değişti? Yani o ilk kurduğumuz, babayla ilk kurduğumuz planlar zaten çöpte. Yok. Onlar değil, artık başka bir kavga başladı. Daha sert bir kavga başladı. Nurettin Selma Irmak'la eş başkanlık yaptığı dönemi hatırlıyorum. İşte bir de şu ayrımı yapmaya çalışıyordu sistem ya da basın yoluyla. Şahinler, güvercinler, evet, meselesi. Hep yapıyorlar. Evet, yani nereden bölelim, nereden kıralım gibi. Bir Kürt realitesi var. Hem de çok büyük değerlerle yürüyen bir geçmiş ve tarih var. Ve Nurettin de başta, daha sonra Selahattin, o kitlenin baktığı, gördüğü, sevdiği insanlar olmaya başladı. Tabii bu aileye başka bir ağırlık da verdi. Yani çünkü biz biliyoruz ki bir seçim çalışması, mesela 2007 Bin Umut adayları seçimini anlatayım. Ben biliyorum ki nasıl büyük fedakarlıklarla yürümüştür. Halk fedakarlığıyla, halkın fedakar çalışmalarıyla yürümüştür. Düşünün, iktidar partisi tırlarla geziyor. İşte gıdalar, kömürler, çamaşır makineleri bilmem neler dağıtarak, arkadan tırları gelip ya da önden tırları gidip bilmem ne malzemesi dağıtarak daha sonra seçim çalışması yapıyor. Biz herkes kendi aracı, kendi emeği, kendi yakıtı bilmem neyle zamanını ayırıp seçim çalışmasına dahil oluyor. Ama bizim konvoylar onların 5 katı, 10 katı uzunluğunda ve 20 katı coşkuda. Bir de gidiyorduk köye mesela. Köylü de neyi var neyi yok katığı erzağı bizim önümüze koyar. Bize bir sofra hazırlardı. Biz onları yer kalkardık. Yani onlara kömür makarna götürmeden bu kadar oy patlaması yaşandı. Çünkü ihtiyacı olan şey oydu. Kömür makarna veya çamaşır makinesi değildi. Peki abin eş başkanken sen Diyarbakır'da mesleğini devam ettiriyorsun falan. İşte abin de Diyarbakır'da yaşıyor. Senin meslek hayatın, senin gündelik hayatın, ne bileyim sana bu siyasetin muhatabı kılmak ya da kendini orada bulduğundur ya ne bileyim seçim çalışmalarında yine bir dakika abime ne yapıyorsunuz siz kardeşim noktasına gelmedin mi yani şimdi abi yani, ya da ne bileyim evet. Kendi temsil ettiğin soyadınla bu durumlarla nasıl ilişki kurdun? Evet, ona biz alışık değiliz, alışmak da çok zor yani. Kardeşsin, aynı ailedensin, dışarıdaki insanlar, çevre bir büyük sempati duyuyorlar. Sen onun sorumluluğunu, ağırlığını davadan biliyorsun. Köklü bir halk hareketi, yani bu sistem partisi değil. Şeyi biliyorum, örneğin ilk meclise gittikleri dönem, 2007'den sonra Bin Umut adayları, bağımsız vekiller gitti. İçeride grup kurdular, öyle bir DTP grubunu kurmuşlardı. Ben hatırlıyorum 2 yıl sonra ziyaret edebildim. O da tesadüf, Ankara'da iş için oradaydım ve akşam döneceğim. Selahattin'le görüştük. Döneceğim dedim, işte işlerim bitti. O zaman bir öğlen yemek yiyelim dedi ama ben de çok yoğunum. Sen meclise gel dedi. Tamam dedim. Nasıl geleceğim meclise bilmiyorum. Yani gitmeyi bilmiyorum meclise. Onlar gittiler, işleri var. Yani orada bir şey çözmeye gittiler. Çok zorlu bir yola da girdiler. Çankaya kapısına git, oradan adını yazdırmış. Adımı ver, alırlar seni içeri. Yani evet, tanırlar. Parti başkanıyız yani. O zaman grup başkan vekiliydi, evet. Ben hatırlıyorum, Çankaya kapısına gittim ve şey dedim, ben Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğim. Kime geldiniz buna? Kimliğimi verdim. Bir polis ayakta, biri de oturuyor bilgisayarın başında. Bu böyle mırıldanıyorlar. Bu diyor, bir daha bak, bir daha. Bir daha bakıyorlar. Neyisin dedi? Kardeşim dedim. Bir daha bak dedi. Neyini beğenmemiş? Anlamadım yani, evet tamam Selahattin yakışıklı ama kardeş olarak da alınırdık yani. Ve mesele şuymuş, yani sen kardeşisin ama kaydın yok. Bana polis dönüp sen nerede yaşıyorsun, nereden geldin, nereye gidiyorsun? Yani nasıl olur gibi. Da 2 yıldır ne? Sen meclise abinin yanına, evet, gelmezsin yani bir, mümkün mü böyle bir, evet, şey? Evet, sen neredeydin, hani başka bir yerde miydin? Diyarbakır'daydım dedim. Ve yolda yürürken polis ilgilenmeye şey başladı, yani soru sorma, niye gelmedin dedi. Niye geleyim dedim. Mecliste bir işimiz yok. Biz gönderdik vekillerimizi ama siz de ne yapıyorsunuz görüyorsunuz yani. Kapatacağız partileri, yok bilmem asacağız keseceğiz. Siyaset yapacaktık hani.
şeyde ovada siyaset yapsın Kürtler falan. Oradan polisle sohbetimizde şeyi anlattım. Oradan görünüyor ki Kürt'e ovada siyaset pusu. Böyle bir şey yok. O yüzden de gelmedim dedim. Benim mecliste işim yok. Bak yemeğinizi yiyeceğim. Helal edin falan yapıyorum. Yani ucuz da olsa parasını verdik tabii. Şimdi daha zor zamanlar geldi. Evet. Nurettin abinin mücadelenin içinde. Hı hı. Selahattin abin parti eş başkanıyken sevgili Figen'le beraber tutuklandı. Hı hı. Ve bir süre milletvekili, siyasetçi, belediye başkanı. Yine anlattığın gibi ülkenin bir ucuna gönderdiler Selahattin abi. Yine evet. Aile büyük zorluklarla işte annem, baban, bütün çevre Selahattin'e, Edirne'ye kadar gitmek zorunda kalıyor. Ve bütün bunları hepimizin göz önünde oluyor. Büyük bir tartışma bu. O eş zamanlı olarak da 2016 yılında Türkiye'den ekonomik, siyasi büyük bir yurt dışı çıkışı başladı. Hepimizin geldiği zamanlar. Biz seninle aynı zamanlar geldik aşağı yukarı. Evet. 2016 gibi. Biraz orayı merak ediyoruz. Yani sen şimdi geldin buraya. Durumlar böyle. Hepimiz farkındayız. İngiltere'ye geldin ilk önce. Doğru. Sonra kandırdılar seni Almanya'ya. Bir arkadaş Berlin'den aradı. Biraz benim suçum o yani. Almanya'ya ben o zaman güzel zannediyordum seni çağırırken yani. Ya evet, Diyarbakır'da ticaretle uğraşıyordum. Ve hani Demirtaş ailesinin bir de ticaretle uğraşan, bir de Diyarbakır'da uğraşan biri olmanın şeyi, yükü gerçekten bana ağır gelmeye başladı. Hani bir laf vardır, ne camiye ne kilise mi gibi bir durum vardı. Ayağını böyle atarsan olmaz deniyordu, böyle atarsan o hiç olmaz deniyordu. O zaman dursak mı acaba, dursan da olmaz. Yani mesela bu programa bile katılırken kaygılarım vardı. Çünkü öyle bir değerler, öyle büyük değerler var ki birinin kardeşi olarak konuşuyor olmak bize şey gelir yani, ağır gelir. Evet. Fakat HDP'deki yürütülen çalışma ve daha sonra işte İdris Başkan, Figen Başkan, bunları İdris Bey tutuklandıktan sonra söz artık herkese düştü. Kim nerede neyi konuşabilirse yapma ihtiyacına yani, duymaya başladık. Kardeşi yani. Olarak daha dikkatli davranmak, işte o soyadını evet, evet. Başka bir şey, ama bir de başka bir gerçeklik var. Konuşabilen herkes konuşmalı şu anda. Konuşabilen tam herkes her mecrayı konuşmalı. Kullanıp konuşabilmeli. O dönem 90'lı yılları az önce anlattığımızda belki moral motivasyon, yani şiddet çok daha tırmanmış halde olmasına rağmen, bilmiyorum belki buna karşı duran da vardır, çıkan da vardır, ama bence motivasyon çok daha yüksekti. Çünkü bütün Türkiye şu an neyin içinde olduğunu anlayamıyor. Yani kimisi bir tabirde bulunuyor. Hatta o tabiri kabul etmez, Erdoğan onu cezalandırıyor. Savcıyı arıyor, hemen onu alın diyor. Bu bana hakaret etti. Yani insanlar bir tanım bulmaya çalışıyor. İşte aya, ben neyin içindeyim diyor. Bak aya gidecekler. Evet. Astronota isim buluyorlar. Hı-hı. Biz burada hı-hı. Ben soruyorum, sen cevap veriyorsun. Durumumuz kötü galiba, ne dersin? Yani hangimiz daha iyi durumdayız? Aya gideceğiz diye inananlar mı? Hı-hı. Daha o zemini gerçekçi. Hı-hı. Bizim durumumuz mu? Biraz tartışmak lazım yani. Bence Türkiye aya gidebilir. Tabii ki gidebilir, ama şu soruyu sormalı. Ben niye gidiyorum aya, yani ne yapmaya gidiyorum aya? Korkarım ki aya gidip ne mutlu Türk'üm diye ne yazsınlar yani. Büyük problem bu. Yani aya da bunu yazarlarsa olmaz. Ben üniversitede hatırlıyorum, İzmir'de bir üst geçit vardı, viyadük. Okuldan eve gidip geldiğim yolda Dünya Türk Olsun yazıyordu. Bir örgüt yazmıştı onu. Dünya Türk Olsun. Öğrenciler falan diyorduk yani, bu nasıl bir durum ya? Dünya Türk Olsun yazmış adam. Ne yapalım? Afalladık yani. Ve ben yazdım onun altına. Ya Uranüs? Soru işareti. O ne olsun? Oraya bize gelmiş. Zazaları oraya mı gönderelim ya? Peki şimdi Türkiye'de bu yaşananlar durumunda pek çok insan çıktı, çıkmayı düşünenler var. Her zaman bir tartışma konusu. Son Boğaziçi'ne yapılanlarla beraber beyin göçü kavramı zaten evet. Çok tartışılıyor. Şaka değil, bir sürü insan tabii. Da çıktı ülkeden. Nasıl buldun? Yani şimdi seni izleyen bir genç, ya ben de gideyim Süleyman abi gibi Almanya'da yaşayayım. Mesela sen geldiğinde hep beraberdik zaten. Nasıl bir durumla karşılaştın ilk evet. Yani? Şimdi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Afrin işgaline karşı duruşlarını da hatırlıyorum. Kendi rektör atamaları, işte kayyuma karşı duruşlarını da izliyorum ve takdir de ediyorum.
sadece Boğaziçi değil, diğer üniversitelerin rektörleri de, öğrencileri de değil, rektörleri de buna karşı bir şey söylemeli. Çünkü orada kendi rektörlüklerine, seçilmişliklerine de bir atıfta bulunuluyor. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi atansa bile, yani hak eden birinin atandığını da düşündürebilirlerdi. Tamam, atandı ama işte bu konuda çok donanımlı, başarabilir. Şimdi öyle birini atıyor ki Boğaziçi Üniversitesi'nin kantinini yürütmeye yetkili ya da donanımlı biri değilken sen rektör olarak atarsan vicdanlar kabul etmez. Bu siyasetler üstü bir şeydir. Yani bunu AK Partili'nin de vicdanını kabul etmediğini biliyoruz. Belki işte iktidar partisiyiz, biz onlara karşı sokağa çıkmayacağız, eylem protesto yapmayacağız, daha uslu olacağız. Çünkü biz iktidar partisiyiz durumundadır. Ama bu bence büyük vatan hainliğidir. Partizanlığı bir kenara bırakarak hukukunu, sistemini korumaya çalışmaktır vatanseverlik. Ve bence o çocuklar, o gençler vatanseverlik yapıyorlardır. Evet. Sistemi, mevcut sistemlerini korumaya çalışıyorlar. O sistemi değiştirmek isteyen güce karşı ve iyi yönlü değil, bakın negatif yönlü değiştirmeye çalışana karşı refleks gösteriyorlar. Kaldı ki iyiye kötüye birinin karar vermesi dahi problemdir. O yüzden seçimler vesaireler vardır. Ama bizde seçimler kaybedilince biliyorsun maç bir daha başlatılıyor. Evet. İstanbul seçimleri, işte diğer genel seçimler, 5 Haziran vesaire, tekrar yenilenmiş seçimler. Kayyum atıyor seçilmiş belediyelerimize. Biz diğer seçimi bekliyoruz ve o kayyumu yüksek oylarla indirip tekrar seçilmiş belediye başkanını koyuyoruz. Ona da kayyum atanıyor. Yani şimdi düşünün, Gürtan Hanım, yani. Gürtan Kışanak seçilmiş belediye başkanı ama cezaevinde. Bekir Kaya seçilmiş belediye başkanı, halk iradesi fakat cezaevinde. Bütün denetçiler gelip bir yolsuzluk bulamadığı halde ilginç ve acemi hukuk dosyaları hazırlayıp bunların hukuka ihtiyacı yok deyip işte tutuklarız çünkü Kürtler gibi ya da işte başka sıfatlar, başka atıflar bulup kamu vicdanında rahatlattıklarını zannediyorlar. Ama bence MHP'liler de, ülkücüler de, AK Partililer de, İYİ Partililer veya CHP'liler de şunu çok iyi biliyor ki HDP orada birlikte yaşamın yollarını aramaya başladı. Fakat o dönemi de hatırlıyorum. Yani birlikte yaşam meselesini Kürt cephesinden de veya diğer Türk cephesi de demek istemiyorum ama diğer cepheden de acabalarla karşılayanlarla oldu. Ya biz birlikte yaşamdan kastettiğimiz aynı evde oturmayacağız yani. Trabzonlu Trabzon'da oturacak, Mardinli Mardin'de, İzmirli İzmir'de oturacak, orada çalışacak, orada doyacak, yaşayacak. Çoluk çocuğunu orada okutacak, büyütecek ve oranın kararlarını o meclis verecek. Bu noktada birlikte yaşamı, onurlu birlikte yaşamı oturtabiliriz. Bütün Türkiye gördü. Bence devlet de gördü. Hükümetten bahsetmiyorum. Devlet de bunu gördü. Ve biz bunun tadını aldık Türkiye olarak. Biz bu formata bir gün kesinlikle döneceğiz. Ama oraya dönene kadar ne kadar bedel vermemiz lazım? Ne kadar daha üzülmemiz lazım? İşte intihar eden öğretmen, atanmamış öğretmenler haberini izliyoruz. Cebinde 20 lira çıkıp intihar eden Sakarya'da, Bursa'da insanlar duyuyorsun ya da Ege'de. Ya bunun ağrıda olması neyi değiştirebilir? Evet. Bu zekaya, bu vicdana ulaşabileceğimiz doktrindi HDP ve halen doğudur. Dört elle bütün halk sarılacaktır bence HDP'nin doktrininde. İyi fikirler. Gezi kafası, gezi ruhu, gezi direnişi iyi bir fikirdi yani. Deprem olsa ayağa kalkmak için hangi iyi fikirlere bakalım desen, yani şimdi HDP'nin fikri iyi fikir, Gezi'nin fikri iyi fikir, Boğaziçi'li gençlerin fikri iyi fikir. Bak dur, programın süresi azalıyor, şunu merak ediyorum. Şimdi Avrupa'ya geldin, senin için dedikodu var diyorlar. Bir tane abisi işte kitap yazıyor, resim çiziyor, bak işte Nurettin abi de resim çiziyormuş burada, kırmızı, evet, falan. Evet. Sen de onları geçmek için aktörlük ve operacılık yapmaya başlamışsın Avrupa'da diyorlar. Böyle dedikodular var. Onları... Yani Avrupa macerası bir sürü genç için çok ilginç, onu anlatalım. Zorluklarını bahsedelim ama ilk önce şu aktörlük ve operacılığı bir anlat bize. Berlin'e geldiğimde, yani Londra'dan Berlin'e bir bakayım ne yapıyorsunuz diye geldiğimde ve kaldığımda, yani daha sonra da kaldım burada. İşte Hayko Bağdat, Mustafa Altıoklar vesaire, onları daha yakından, biz seninle Türkiye'de de tanıştık, evet, ama
İşte burada diğer arkadaşları vesaire de tanıdım. Can Bey, Can Dündar, o da buradaydı. Ya o zaman beraber çalışıyorduk. Bir de çok gelen giden de oluyordu. Tabii dediğin gibi yani ne kadar çıkmış insan varsa bir dönem beraber vakit geçirdik. Ben de sizleri ziyarete geldim, bir merhabalaşmaya, ne yapıyorsunuz diye sormaya geldim. Ama o dönemde mesela Mustafa Hoca işte film senaryosu vesaire bir şeyler anlatıyor. Ben dinliyorum onu, çok heyecanlıyım. İki gün işte o hayallerle, o filmde o senaryo film olursa kaç kişi oynar bilmem ne falan hesaplar yapıyorum. Bir yandan da diyorum ki Mustafa Hoca diyor bu filmi çekmeye başlarsa ben bir çağı koyarım yanına. Tamam diyor, benim ekmeğim de çıktı. Ben bu kafadayken, kafası devam ediyor. Tabii ben bu kafadayken Mustafa Hoca bir gün döndü. Süleyman sen niye konuşmuyorsun dedi. Ben ne diyeyim dedim, yani sen bu filmi çekersen kaç kişi oynayacak? Ben o yan tarafa da bir çay ocağı koysam, size çay satarsam tost, buldum. Katering. İş buldum yani kendime. Çünkü hani siyasi sığınmacı veya mülteci olmadığım için iş oturumuyla geldim ve ticaret yapmaya meyilliyim. Şimdi orada geçen zaman içinde Mustafa Hocam senaryoları vesaireleri de var ve bir gün dedi ki bana, sen dedi benim senaryodaki Baran'sın işte, ben buldum dedi Baran'ı. Gönderdi maili, senaryoyu oku falan. Beraber Baran'ı konuşmaya başladık. Bana dedi ki tamam dedi, bu filmde Baran'ı sen oynayacaksın. Sen de yekten he mi dedin yani? Ya aslında. Yani olabilir Mustafa. Bütün dedim sinemacılar ki, böyle gece. İşte ben ne bileyim yani. Tek bulunabilir de yani. Ben bunu bilmiyordum, ben tamamım dedim yani. Ama tamam dedin yani, oynayacağım dedin yani. Bakacağız dedim aslında, ama hatırlarsan seni aradım dedim. Ben Almanya'ya daha yeni geldim, başladım film sinema gidiyorum tabii. Yani. Bu Almanya böyleyse 3 sene sonrasını düşünüyorum. Oscar'lıyız yani. Ama tabii akşam olduğunda bir araya geldik. Mustafa Hoca böyle derin düşünceli bana bakıyor ve şey dedi. Sen Baran için biraz yaşlısın sanki. Başlamadan bitti kariyer. Yani 8 saat falan sürdü o hevesim. Akşam da bitti. Ama sen de madem para, öyle deyip. Tabii işte o vardı. Dedim Mustafa Hoca var ya, bir gün o yaşlıdır dediğini göreceksin. Fırat Demirtaş etkinliğimiz vardı. Hem sosyal medyada hem de diğer toplantı vesaire silsilesiyle yaptığımız, bütün tutuklulara, siyasi bütün tutuklulara özgürlük çalışması yaptığımız ve birçok arkadaşla birlikte yürüttüğümüz o çalışmanın yansımasından biriydi. Bir işte Bonn operası, Beethoven orkestrasıyla beraber bizlere bir proje getirdiler. Tam anlamamıştım aslında projeyi. Yani neden bahsediyorlar? Biz ben şu halde yani yardımcı oluruz. Tabii ama şimdi Bonn Operası'na nasıl yardımcı oluruz? Yani ben Bonn Operası. Tam olarak ne yapalım yani? Yani Beethoven Orkestrası'na ben ne yardımcı? İstersen biraz projeyi anlat çünkü ya çok proje, güzel bir projeydi. Ben evet, Beethoven'un Fidelio eserinin işte Sevilla Hapishanesi'nde yatan bir siyasi tutuklunun kurtarılması üzerine Beethoven'un yaptığı bir eseri güncele uyarlamıştı. Yani diyordu ki Volker Loesch yönetmeni, diyordu ki siz 200 yıl 250 yıl önceki olayları dinliyorsunuz opera dinleyicisine, diyordu. Aynısı yine var. Evet. Ve bakın işte örneği, Türkiye'de siyasi mahkumlar vardır ve onlar sizin yardımınıza ihtiyaç duyuyorlar. Sizin konuşmalarınıza, sizin desteğinize ihtiyaç duyuyorlar. Mantığı buydu. Ve o projeye başladık. Orada da biz Bu arada Bonn'daki bu kurumun Avrupa'nın en prestijli kurumlarından biri olduğu, yaptığı, her sene ortaya koyduğu konser serisinin bir yıl öncesinden biletlerin tükendiği, dünyada çok prestijli bir yönetmen, bir kurum, bir ekip olduğunu da hatırlatalım. Yani onların Türkiye'deki tutsaklarla ilgilenmesi dünya kamuoyu nezdinde, ki bugün çok tartışılıyor işte ahim kararları, dünya meselelerindeki level yükselmesinde çok faydalı projelerden bir tanesiydi. Sen operada ne istiyorlarmış senden? Ya ben de işte sanatla ilgili bir şey olur diye heyecanladım. Mustafa Hoca'yı aradım. Sen dedim o Baran var ya. Hani bir zamanlar. Beni ne zaman operada izlemeye geleceksin diye bilet de alayım sana, önde otur tam gör gibi. Yalnız Süleyman. Orada zamanın tanığı olarak işte ben Hakan Akay, Hakan'ın da abisi Soydan Akay 28 yıldır siyasi tutsaktır ve kanser tedavisi görüyor. O da dahil olmuştu. Doğan Akanlı vardı. Bu hikayeleri ve bu hikayeleri şey yapıyorduk.
Fidelio'ya adapte eden zamanın tanıkları olarak orada anlatıcıydık. Yani koca orkestra işine devam ediyor. Evet, koca opera sanatçıları performansına devam ediyor. Siz de sahnedesiniz yani. Kostümü giymişsiniz, mikrofon takılmış. O operanın içinde yer aldın sen. Yani abinlere göre yüksek sanat yaptın, haberin olsun. Yani Demirtaşlar'dan opera sahnesine çıkan bir sen varsın bence. Ya bence Selahattin onu duyduktan sonra zaten bir şey oldu yani. Opera ve Süleyman deyince o ne işi hızlandırmaya başladı bence. Peki burada da tabii ki çalışmalara devam ediyorsun, ben yakından biliyorum. Özellikle Demirtaş ve diğer bütün tutsakların özgürlüğü için kampanyalara gidiyorsun. Seçim çalışmalarında aktifsin. Şu son bir keyifli hikaye olsun, izleyicilerimize paylaşalım. Hiçbir yerde paylaşmadık çünkü beraber yaşadığımız bir hikaye. Onu rica edeyim, senden anlat. Afrin esnasında ben salyangoz oyununu Paris'te oynamıştım. Ve bu işgalde göç etmek zorunda kalan insanlara gelirini mümkünse bir parça katkıda bulunmak için. O esnada seçim dönemiydi. Bizler, sen, ben, başka pek çok dostumuz, yazar çizer dostlarımız kalktık, Paris'e gittik. Paris'te bana bir davet daha geldi. Paris CHP ne denir? Bürosu CHP temsilciliği. Yani arkadaşlarımız, çok da tatlı insanlardı, hala takip ediyorum hep sosyal medyada Paris CHP'yi görünce, çünkü çok iyi insanlardı. Beni davet ettiler. Ben de böyle tamam ama bir arkadaşımla beraberim. Yani onu da getirmem lazım, beraber gelmemiz lazım dedim. Evet. Sonrasını sen anlatın. Evet, salyangozu oynamaya Paris'e gideceğini, daha sonra bir panele de beraber katılacağız. Ama salyangoz bir gün önceydi ve ben o gün gelip gelmemekte de aslında Paris'e kararsızdım. Düsseldorf'tayım, oradan gelip gelmeyeceğime kararsızken hızlı bir kararla ertesi gün yetiştim ben salyangoz oyununa. Ve sen CHP'nin de etkinliği var. Oraya da davetlisin aynı zamanda. CHP'li üç arkadaş gelip işte senle salyangoz oyunu öncesi sonrası konuştular. Ve benimle de tanıştırdın sen. İşte bizim de arkadaşımız Süleyman, biz beraber geldik. Beraber döneceğiz. Demirtaş mı? Hangi Demirtaş? İşte şu Demirtaş. Evet, operacı. Operacı Demirtaş yani. Aktör evet, olan. Mustafa'nın son filmindeki. Aktör olamayıp operacı olmaya çalışsa. O mu? Evet dedi. ve çok kibar bir şekilde beni de davet etmişlerdi. Ben hatırlıyorum ve ben önce sana fısıldayarak biz kabul etmeyelim bunu, söyle arkadaşlara teşekkür et diye söyledim. Onlara da sonra dönüp söyledim. Benim böyle bir misyonum olmazken ola ki basın bunu yanlış işleyebilir. Böyle bir sıfatım veya misyonum temsil, yok. Öyle bir temsil yok. Ziyaret gibi yani, evet. Değil yani, ben gidecekken rica ettim. Çok ilginç yani, Türk basını garip garip şeyler yazıyor. Bir tweet atıyorum bazen. Hayır, bu arada CHP'lilerle insanlar konuşmasın mı? Herkes yani. Herkesle konuşsun zaten. Aynen öyle var. Ama seçim atmosferi olması nedeniyle tabii. Ben bir geri adım attım. Tabii. Arkadaşları da zor durumda bırakabilirdi. Tabii onlar açısından da biraz değerlendirdim. Fakat onlar dedi ki biz... Lütfen yani biz dostane bir davetle oraya seni de davet ediyoruz. Madem berabersiniz siz de gelin. Ne seçimleri var Rusya'da, kampanya bu? Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Muharrem İnce'nin aday olduğu, Selahattin Demirtaş'ın yani. Aday olduğu. CHP'de Muharrem İnce işte. Aynen öyle. Ben de şöyle konuştum arkadaşlarla. Olur dedim, hani basın vesaire de işlemesin. Gerek yok, başka bir yere çekerler dururlar. Ben en arkada otururum. İşte çayınızı içer, dinlerim zevkle. Ondan sonra döner gelir olur. Plan iyiydi aslında. Tamam dedi, süper. Plan iyiydi. Ve orada olanları anlatayım sevgili dinleyenlere. Şimdi orada salonda bir iki arkadaş şey söyledi açıkçası. Ben Muharrem İnce'ye oy vermeyeceğim dediler o toplantıda. CHP içinde vardı böyle bir tartışma. CHP içinde öyle bir tartışma vardı. Yani biz uzak durmuşuz orada, arkada dinliyoruz sadece. Ben Selahattin Demirtaş'a oy verdim. Yine ona oy vereceğim dendi. Ben izliyorum yine. Böyle bir kaynıyor. Divana sizlere sorular geliyor gidiyor. Ondan sonra bir arkadaş mikrofonu aldı. dedi. Ben dedi tamam dedi ama Selahattin Demirtaş'a güvenmiyorum dedi. Siz, divanda siz, soru o tarafa doğru geldi ama Hayko orada dedi ki o zaman dedi ben bir sigara da içeceğim. Bunun cevabını kardeşi burada o versin dedi. Hop. Bütün salon hop arka tarafa döndü ve mikrofon bana geliyor.
Şimdi böyle bir hazırlık yok, böyle bir şey yok. Şok oldum ben. O orada sadece sana kızıyorum. Ben kaçıyorum. Evet, sen o kenara geçtin. Mikrofon bana geliyor. Ben de şunu söyledim. Dedim ki yani bu söylediğiniz şeye benim Selahattin Başkan adına cevap verme yetkim, hakkım yok. Ama dedim size onun cümleleriyle cevap verebilirim. Selahattin Başkan diyor ki zaten siyasetçilere güvenmeyin yani. Tabii canım. Yani, kendinize güvenin değil, yani. Kendinize güveneceksiniz zaten. Şimdi benim onu söylememle alkış koptu. Ben ona da ne olur alkışlamayın diyezim geliyordu yani. Tabii şimdi evet, durumlar biz seçim çalışması yapmaya gelmedik. Nezaketin çayımızı içip gidecekken olmadı yani kazayla. Ama böyle güzeldi cevap. Evet, Paris yani, seyahati benim için de unutulmaz oldu. Yani mış gibi yapmaya gerek yok ki. Bu ülkede Selahattin Demirtaş'ın siyasetine, tavrına, uslubuna bir sempati var. Ve bu ülkede CHP'liler, HDP'liler hep beraber eğer işte dediğin gibi ortak bir yaşam kurulacaksa konuşacaklar, birbirlerini etkileyecekler, birbirlerine bazen bir tek CHP tabii için söylemiyorum yani. Aynen öyle. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın ismi bu konuda anahtar kapı açıyor çoğu zaman. Ama hani ona güvenmiyoruz diyen bir adama ben güvenmeyin zaten siyasetçi diyen kardeşinin. Özgüveni orada çok keyifli geçmişti. Eyvallah. Selam söyleyelim buradan oradaki arkadaşlara. Evet, oradaki arkadaşlarla yaptığımız sohbetlerde çok iyi analizleri olan gençler vardı hatırlıyorum. Ne yapılabilire dair, ne yapmamız gerekiyor ona dair ve şu tespiti yaptığımızı hatırlıyorum o gençlerle. Ülkenin bir kere Kürt düşmanlığından vazgeçmesi ve Kürt'ün en ana hakkı olan, en doğal hakkı olan dili, kültürü ile beraber yaşayabileceği bir anayasa ve bir kamuoyu yaratmak gerekiyor. Ve bence burada CHP'ye çok büyük görev düşüyor. Ana muhalefet kimliğiyle CHP'nin Kürt düşmanlığını yok edip bütün muhalifleri kucaklayabilecek Kürdü, Türkü ve diğer etnik dil ayrımı, cinsiyet ayrımı yapmaksızın kucaklaması gereken ana muhalefet görevi bu aşamadan sonra inanılmaz önemlidir. Tabii ki. Bence bunu yapmazsa tabanı kontrol etmelidir yani. Çek etmelidir CHP'yi ve yönetimini. HDP'yi de çek etmelidir tabii ki. Kucaklayıcı olmaz ise ayrışmadan ötürü zaten, bloklaşmadan ötürü zaten bir blok diğerine çok sert, işte olmadık yere savaş varmış gibi bir hava yaratarak bir bölümü bölücü terörist gibi ilan edip diğer bölümü güçlü tutmaya çalışıyor. Evet. Diğer bölüm ama yavaş yavaş onun farkına varıyor. Böyle bir şey yok. Evet. Bölünme kaygısı da yok. Yani mitingde bizim gidecek yerimiz yok diyor. Tamam zaten oradayız. Kim bizi bir yere gönderecek yani? Sana kalsa belki gönderecekler ama biz oradayız yani diyeceğiz halk. Bizi bir yere kimse göndermeyecek. Gidenler de dönecek yani vatanına, toprağına, şehrine, evlerine. Biz bunu sağlamamız lazım. İnanmayacaksın ama süre bitti. Öyle mi? Vallahi bitti. Fazladan bile konuşuyoruz yani. Peki. Süleyman'cığım çok güzeldi seninle konuşmak. Ben eminim ki Demirtaş olmanın, abinlerinin adının durumunun senin hayatındaki nezaketle göğüslediğin durumun hepimiz anladık ama daha çok konuşmakta. En çok şimdi konuşmakta hepimize görev düşüyor. Seni daha çok görsek keşke sağda solda. Ya umarım evet ben çok kamera ışıklar vesaire alışık değilim. Tabii sağ tabii. Mustafa yüzden, Hoca sayesinde. O yüzden 300 kişilik operalara çıkıyorsun yani. Evet. Peki.